Merhaba arkadaşlar. AutoCAD derslerimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. En son center komutlarını işlemiştik. Şu an arc komutlarına bakacağız. Komutlarımız burada. Kendisi seçtiğimiz zaman alt alta açılıyor. Sırasıyla bunları anlamaya çalışalım. Birinci komutumuz 3 noktadan geçen bir yay çizmek. İkincisi başlangıcı, merkezi ve sonu. dilerseniz bunları örneklerle tek tek yaparak çizimimize başlayalım. Ne demişiz? 3 noktadan geçen bir yay çizelim. Şöyle bir çizim yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. F8'de ben komutumu tekrardan dik çizgiden çıkıyorum. Örnek veriyorum. Şöyle bir çizimimiz olsun. Bildiğiniz üzere birinci ve ikinci noktası bir tane de şöyle bırakalım. Ve ben şu araya bir yay çizmek istiyorum. Örnek. Aslında bu komutumuz tam olarak bu işe yarıyor. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta. Görmüş olduğunuz gibi 3 noktadan geçen bir yay çizdik. Komutumuzun görevi bu. Geçelim diğer komutumuza. Diğer komutumuzda neyi anlatmış? Başlangıç, merkez ve sonu. Nasıl yapabiliriz bunu? Şu şekilde söyleyeyim. Bu arada şöyle bir çizgi çizelim arkadaşlar. F8'de komutumuzu açalım. Şöyle. Ne demiş burada? Başlangıcı, merkezi ve sonuncusu olan şu noktayı, bu noktayı ve şu noktayı seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi daireyi kendisi otomatik olarak attı. Daha önceden de belirttiğim gibi eğer bu çapları oynarsak şuradaki doğrusal çizgimizin yakalama eğrilerini kaçırırız. Yani komutu dışına çıkmış oluruz anladığım kadarıyla. Şimdi birinci 3 noktayı işledik. Bunu işledik. Son olarak da şöyle bir son demeyin pardon özür dilerim. Başlangıcı, merkezi ve açısı belli olan bir çizimden bahsetmişler. Nedir bu? Nasıl bir örnek yapabiliriz? Bu arada şöyle söyleyeyim. Aklınızda sizin de belirlediğiniz bir şey varsa çizim ya da şunu yapalım diyebileceğiniz bir şeyler varsa ondan üzerinden de devam edebiliriz. Gibi. Mesela burada yine şöyle bir doğru çizdiğimizi düşünelim. Komutumuza ne söylemişler? Başlangıç, merkez ve açı girilmiş. Hemen başlayalım. Buradan bakın şurada getirdiğimiz zaman bir önceki derste o snapları açmıştım. Açı mesela 180 derece. Ben bunu 90 derece yapmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ya da 270 derece yapalım. Tekrar aynı komutumuza girelim. Buradan şurada merkezimi yakaladım. Zaten gözüküyor. Şu an benim F8'im açık. Şu şekilde yanda derece çıkıyor mesela 46 derece ya da gibi. Mesela bunu 38 derece yapalım. Böyle. Veyahut da 270 derece yaparsınız. Neyse artık hangi dereceyi vermek istiyorsanız bunu kullanırsınız. Bir sonraki komutumuz şu. Başlangıcı, merkezi ve mesafesi diye adlandırılıyor. Bu da nasıl yapabiliriz bunu? Şunu şuradan gelelim. Hangisinde kalmıştık? Şuydu. Başlangıcı, merkezi ve bakın yanda şu kesik çizgiyle gösterilen noktalarda. Yani şöyle bir bu arada şu kalemi de kısa yolunu bilen bir arkadaşımız varsa bana anlatırsa ben de sevinirim. Bunu bazı arkadaşlarımız kısa yolunu biliyorlar. Şöyle anlatayım.
Şuradaki mesela kaç o? Diyelim 80 olsun arkadaşlar. 80. Ya da ne girecekseniz örnek veriyorum gibi. Bu şekilde de çizebiliriz. Daha sonra başlangıcı aslında şununla şu bir önceki aynı gibi gözüküyor. Başlangıcı, sonu ve açısı belli olan. Mesela bakın bir tane doğrudan bir dünya şey çizdik. Mesela bakın yanda açı var, görüyor musunuz arkadaşlar? Değişiyor bu açı. Mesela 140, 118 derece yapalım mesela. Sanki ok gibi bir şey çıktı. Mesela bunun merkez yarıçapı burada. Neymiş bu? Radüsü 61,503 milimetre olan bir radüsmüş bu. Ya bu doğruya göre ama. Şimdi bu doğrumuz bizim şuradaki ölçümüze baktığımız zaman şöyle bakalım. Yani 105. Ha, ben rastgele bir ölçü girdiğim için şunu şuradan fix demiş. Neyse çok da üzerinde durmayalım. Amacımız buradaki komutların ne işe yaradığını anlamak. Burada da başlangıcı ve sonu direkt diyor. Yani aslında şu var. Şu şekilde bakın. 150 derece yapalım mesela. Bu şey. Komutlarımız aşağı yukarı zaten simgelerinden de belli oluyor. Başlangıç, sonu ve radyüs değerleri giriyor. Mesela burada da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Farkları ne? Onu söyleyeyim ben size. Farkı şu. Mesela buradan buraya işte atıyorum 20 derecelik bir şey yapalım. 30 derecelik ya da yarı çapışı olan bu olan gibisinden. Bakalım kaçmış. Mesela 56,1 derece şey, 1 milimetreye geliyor yarı çapı. R diyor, dikkat etmek lazım. Çapı kaça geliyor? Veyahut da bunun çapını oynamamıza izin veriyor mu? Bir bakalım. Mesela o yarı çapı 30 olsa biraz daha kibar bir şey yapalım. 18 yapalım. O zaman çizgilerden kaçtı. Gibi arkadaşlar. Amaç bunları nerede göreceğiz? Onları da söyleyeyim. Bir tasarım yaparken bir hani trimleme yapmak istemiyorsanız bir iki noktayı birbirinize bağlamanız gerekebilir. O gibi durumlarda kullanılır. Çok kullanılan bir komut mu? Değil. Açıkçası ben çoğunu hiç kullanmadım diyebilirim. Sadece bilgi bazında geçmek istiyorum. Merkezi başlangıcı ve sonu olan bir yay çizin diyor burada da. Bakalım. Ve inanın bana, ben bu komutları şu anda sizinle birlikte ilk defa yapıyorum. Hani çok profesyonel derecede bir tasarımcı değilim. Piyasada çalışıyorum. O şekilde o yüzden komutları açıkçası çalışarak da gelmedim. Dürüst konuşmak gerekirse. Biz hangisini kullanmıştık? Merkezi ve başlangıcı ve sonu. Aynen. Dikkat ederseniz zaten ortalama komutların hepsi aşağı yukarı birbirine benziyor. Yani birini baştan tutmuş, diğerini sondan tutmuş gibi. Yani şuradan baktığımız zaman şu komutların altına şuradaki R komutumuzun altına baktığımız zaman bu arada şunu kısa yolunu harbiden merak ediyorum. Bileniniz varsa bana da yardımcı olursa sevinirim. Bazı arkadaşlarımız çok güzel kullanıyor. Ben bunu her seferinde açmakta sorun yaşıyorum. Bakın kapatıyorum, olmuyor. Neyse konumuz bu değil zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey, şöyle devam edelim. A komutları kısaca böyle arkadaşlar. Lütfen yorumlarda sormak istediğiniz soruları ya da benim eksik hata da yapmış olabilirim. Bunu da kabul eden bir insanım. Çok profesyonel bir insan değilim. Sadece kendi tasarımlarında kullandığım bildiğim ölçüde sizden beraber paylaşmaya tasarım yapmaya çalışan bir insanım. Umarım kanalıma abone olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten bilgi paylaşıldıkça çoğalan bir şeydir. Bunu zamanla daha da iyi tecrübe ediyorsunuz.
Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.